Kanal 35 Televizyonu ve Politik Gündem programından hepinize iyi akşamlar. 30 Mart geldi çattı. Şurada kalmadı. Bir 12-13 gün zaman kaldı ve sabırla bekliyoruz. Artık belediye başkanları büyükşehirde ve ilçelerde kimler olacak? Şehrimizi ve ilçemizi kimler yönetecek? Tabii ki biz de politik gündemde siyasi konuklarımızı aramaya devam ediyoruz. Bugün de siyasi konuğumuz AK Parti İzmir Milletvekili Avukat Sayın Hamza Dağ. Yaklaşık bir saat sizlerle birlikte olacak. Benim de hazırlamış olduğum birçok sorular var. Aynı zamanda Avukat Hamza Dağ elinde bir takım belgelerle geldi ve politik gündemde açıklayacağım diye binlerce, yüz binlerce insana da mesaj gönderdi. Politik gündemi izleyin diye. Çünkü elinde benim de bilmediğim birçok belgeler olduğundan bahsetti. Nedir? Merak ediyorum. Ben de biraz sonra sizlerle birlikte göreceğiz. Tabii ki siyasilere baktığımız zaman meydanlarda, bugün gazetelerde sırf mavi rengi sembolize etmişler, seçmişler. Ben de mavi renkle çıkayım dedim ama kravatım da kırmızı oldu. Tabii ki Hamza Bey'le de sohbetimizde artık ortam nasıl olacak az sonra göreceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Evet, gerçekten mavi sembol olmuş. Bugün gazetelerde okudum ben. Tüm partiler maviyi seçmiş. Sizin AK Parti de var. Demokratik Sol Parti de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Renk olarak mavi. Neden mavinin önemi o kadar çok mu önemli? Yani herhalde Cumhuriyet Halk Partisi kozmik çok, çok konuda bizi takip ettiği için bu konuda da takip eder noktaya gelmiş. Biliyorsunuz bizim kurumsal renklerimizde turuncu, mavi, beyaz var. Var diyorsun. Cumhuriyet var. Halk Partisi'nin ise kırmızı var. Evet. Sonunda onlar da doğruyu görmüşler. Normal zaten Demokrat Sol Parti'nin yıllardır bildiğimiz rengi mavi. Bunlar çok etkili şeyler değil yani. Önemli şeyler evet, değil. Sohbetimize yani başlayalım yavaş yavaş. Bir nevi bir gazete onunla alakalı bir manşet yapmış. Bugün ben de okudum. Değil mi? Ama mavi güzel bir renk. Ondan daha güzel. Evet. Zaten orada da vardı, haberde de vardı. Önemli olan projeler diyordu. Açıkçası önemli olan projeler. Evet, doğru. Projelere gireceğiz tabii ki ama ilk önce şöyle genel bir objektifte bir bakalım. Türkiye'de neler var, dünyada neler var. Sizde çünkü yaptığımız her programda mutlaka değinmediğimiz konular kalmıyor. Evet. Özellikle değil mi? Ben özellikle ilk önce şu medya baskısı olayına değinmek istiyorum. Bakıyoruz genelde hareketli basında, görsel basında, işte sosyal medyada, iletişimde diyelim, internet ortamında bir baskı var. Hükümete baskı var, hükümet taraftarlarının muhalefete baskısı var, medya baskısı diyoruz. Baskıyla mı seçimler kazanılacak? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil, AK Partisi'ne dahil, diğer partilerde dahil bir medya baskısını görüyoruz. Yani AK Parti tarafından medya var, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından medya var, ortada olan medya var. Bu medya baskısı sonucunda mı seçim sonuçları belirlenecek? Şimdi yani medya baskısı sonucunda mı belirlenecek? Ya yani sonuç olarak siyaset yaptığınız zaman sizin bir takım proje üretmeniz lazım. Bir takım hizmetler ortaya koymanız lazım. Kendinizi seçim öncesi tanıtmanız lazım. Bu tanıtma her eve girerek bir aday olarak veya bir milletvekili olarak, bir genel başkan olarak her eve gidip her evde kendinizi anlatmanız, tanıtmanız çok da mümkün değil. Sizin taraftarlarınız, parti teşkilatlarınız belki de bunu sağlayacak. Bir de çağdaş yöntemler, iletişim artık hemen hemen her eve bir şekilde herkesin girme fırsatı var. Bu değişik yollarla oluyor. Mesela biraz önce bahsettiğim sosyal medya. Evet. Bu anlamda çok etkili artık son süreçte. Aynı zamanda televizyonlarda, gazetelerde çok etkili bir süreç. Ama bunun sadece oyla endeksi görmek, yani medyanın şu anki duruşunu, şu anki yapmış olduğu manşetleri oyla endeksi görmek değil şu anda yaşadığımız. Medyanın şu anki yaşanmış olan olaylar, son 17 Aralık darbe sürecinden sonra bir şekilde birçok kimse algı noktasında bir takım hamleler yapıyorlar. Dolayısıyla ben seçimlerde tabii ki etki noktasında medyanın bir etkisi var. Ama bu anlamda özellikle proje üretme ve projeyi insanlara tanıtma konusunda da önemli bir etkisi var. Peki, hükümet, yani medyanın yönlendirmesiyle değil, medyanın aracı olmasıyla sonuca gitmek çok mantıklı. Biz de bunu deniyoruz zaten. Evet, günümüzde medyanın böyle aracı olarak bu işi çözmediğini, baskı unsuru olarak kullanıldığını biliyoruz. Olmaması peki, lazım. Hükümetin, 23 Şubat'ta daha beteri gözüküyor. Hükümetinizin medyaya baskısı var mı? Yani bir medya üzerinde bir hükümet baskısı var mı iddia edildiği gibi? Şimdi değil mi? Son günlerde iddia ediyorlar. Yani AK Parti hükümeti medyaya baskı kuruyor. İstediği işte köşe yazarlarını işten attırıyor falan diye bir şey var. Şimdi yani ben mesela en basitinden sadece bunu söyleyenlere sabahleyin gazetelere şöyle bakıp baştan A'dan başlayarak Z'ye kadar gazetelerin manşetlerini bir okumalarını tavsiye ediyorum.
30 tane gazeteden evet. belki de yani ben bunu oranını çıkartmıştım aslında çıkartabilirim de. 30 tane gazeteden neredeyse 22-23 tanesi muhalif bir şekilde manşetle çıkmıştır. Yine televizyonlarda isim isim de sayabiliriz. Zaten izleyicilerimiz de şu anda kafalarında bir şekil oluşmuştur. Neredeyse yarısından çoğu yani yapmış olduğu haberlerde bırakın orta halli konuşmayı, bırakın olayları olduğu gibi vermeyi neredeyse çok ciddi bir şekilde muhalif taraftalar. Hükümetinize karşı. Yani şu anda birçok televizyon o şekilde değil mi? Peki neden bütün bu çoğunu bahsettiğiniz 30 gazetenin 20-25 tanesi hükümetinize muhalif? Şimdi yani demek ki sorun yok. Yani ya, AK Parti hükümeti hayır, neden muhalif? Falan yapmıyor. Neden muhalif? Yani ya, hükümetinizde bir şey mi eksik gidiyor? Yani yürütümle ilgili bir sorun var. Neden muhalif oldular? Şimdi veya? Mesele medyanın muhalif olması değil. Medya muhalif olabilir. Medya kendince bir yönlendirme yapabilir. Çünkü bizde medya önce kendi içinde bağımsız olacak. İlk önce medya kendisiyle barışık olacak ve medya bir takım sermayenin mümkün yönlendirmesiyle mü? Olmayacak. Bir saniye. Evet. Burada önemli olan kimin muhalif oldu? Önemli olan milletin muhalif olup olmadı. Millet de muhalif mi değil mi? Bakılması gereken nokta bu. Bizim arkamızda medya yok. Bizim arkamızda bir kısım sermaye de yok. Bizim arkamızda millet var. Biz medyanın gücüyle iktidar olmadık. Biz medyanın gücüyle kendimizi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmiyoruz. Evet. Recep Tayyip Erdoğan bugün yurt dışı bir gezisinde bir devlet başkanıyla karşı karşıya oturduğunda evet. ona aynı misliyle hareket ediyorsa onun söz gelimi hareket açısından soruyorum. O bacak bacak üstüne attığında Recep Tayyip Erdoğan da aynı görüntüyü veriyorsa bu arkasından milletin gücünü aldığı için medyanın gücünü hissettiği için değil. Sermayenin gücünü hissettiği için değil. Milletten gücü aldığı için. Halkın gücü diyorsunuz. Tabii ki yani biz oyun sonuç olarak desteği halktan alıyoruz. Ve halkın dediğine göre bu ülkeyi yöneteceğiz. Evet yani şimdi medyaya baktığımız zaman toplarsak konuyu atıyorum kafadan 30'a yakın medya kuruluşunun büyük bir çoğunluğu şu anda hükümetinizin karşısında yayınlar yapıyor. Bunlar taraflı veya taraflı. 30 öyle sayı verdim. Yani bu yani 50 olur, 40 yani. Olur, 100 olur yani, fark etmez bu. İşte yazılı görsel olarak. Tabii. Yani oral açısından verdim. 3'te 2'si. Bir zamanlar hükümete destek veren birçok gazetenin de bugün karşısında haber yaptığını da görüyoruz, okuyoruz. Yani ben de onu merak etmiştim. Neden hükümetin birden karşısına dikildi diye. Ayrıca paralel yapı iddialarından şahsen vatandaş olarak biz bıktık. Paralel yapı, paralel yapı, paralel yapı bu iddia var. Günümüzde de hatta her mitingde de AK Parti Genel Başkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da devamlı bunu dillendiriyor. Bugün yine mitinglerde aynı şeyi konuştu. Türk halkı bu söylemden ne zaman kurtulacak? Yani bu paralel yapı söyleminden artık paralel yapı yok şekliyle bir açıklama ne zaman gelecek peki? Paralel yapı yok. Evet yani ne zaman kurtulacak paralel yapı lafından? Yani paralel yapı lafından ne zaman kurtulacağız? Paralel yapı tamamen tasfiye edilince kurtulacağız. Yani daha paralel yapıyı biz dinleyecek bakın, miyiz yani bunu? Evet. Siyaset yapıyoruz ve ülkeyi yönetiyoruz. Şimdi siz de siyasete ilgi duyuyorsunuz ve siyaseti takip ediyorsunuz. Yani biz sizinle defalarca Suriye konusunda burada konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çok konuştuk ben. Evet. Yani keşke Suriye'yi bir daha konuşmasaydık. Hala konuşmuyor olsaydık. Hatta daha önceki programların birisinde Suriye ile ilgili oradaki PYD ile alakalı mevzuda bunlar palyatif işler, günübirlik işler. Bunlar gelip geçici işler demiştim. Öyle oldu da belli oldu. Çünkü o dönem, o konuştuğumuz dönemde ciddi anlamda ön plandaydı. Evet. Dolayısıyla biz bazı meseleleri, bazı ortaya çıkan krizleri kısa vadede de konuşuyoruz, uzun vadede. Siyaset bu zaten. Evet, paralel yani yapıyla konuşuyoruz. Siyasette bir kriz ortamı var. Dolayısıyla bu krizde mesele siyasetin bu krize çözüm üretmesi. Ve şu anda buna çözüm üretecek bir irade var. İyi ki böyle bir irade var. Eğer böyle bir irade olmamış olsaydı şu anda Türkiye Cumhuriyeti çok daha farklı şeyler yaşanabilirdi. Evet bu iradenin şu anda etkin bir irade olduğunu ve aynı zamanda birçok olayı da önlediğini söylemek istediniz. Şimdi bakın kadarıyla. Ben evet. medya konusunda biraz önce yarım kaldım. Medya sadece bu dönem has bir özelliği yok. Medya ne yazık ki yıllar önce de aynı hataları, aynı problemleri yaşatmıştı bu ülkeye. Yani medyanın olması gereken ve durması gereken nokta toplumda almış olduğu haberleri, habercilik diyorsunuz ya genelde medyacılar. Yani medya haber kaynağım diyor. Dolayısıyla biz aldığımız haberleri
anlatmak zorundayız, insanlara tanıtmak zorundayız diyor. Şimdi ama medya bir algı operasyonunun içinde olmaması lazım. Bir algı yönetme noktası olmaması katılıyorum, lazım. Katılıyorum. Ben evet. O algı noktasında örnekler vereceğim. Yani 60 ihtilalinde de... Ben o soruya geleceğim. Size o konuda özellikle elinizdeki bilgiler, belgeler neyse aktaracaklarınız konusunda o soru gelecek. Onu konuşacak, tamam. Tartışacağız. Sizin de bir takım belgelerle gelmişsiniz zaten. Onları da tüm kamuoyuna sunacaksınız. Ben bir de birkaç soru daha. Şu malum sorduğum sorular sizi zor durumda bırakmak veya sıkıştırmak anlamında değil. Şu anda toplumda konuşulan konuların tekrar sizin ağzınızdan duyurulması ve cevap alınmasıyla ilgili. Bir de son aylarda özellikle tepeler tapeler dediğimiz ses kayıtları söz konusuydu. Ve şu son zamanlarda sosyal medyada özellikle 25 Mart'la ilgili de bir öngörü koyarak, bir süre vererek hareketli, yani bir videoların gündeme geleceğini, işte hükümeti oluşturan başbakanına dair birçok bakanın da bir takım uygunsuz kasetlerin çıkacağı algısı yayılmaya çalışıldı şu anda. Siz de bunu okudunuz, duydunuz. Peki bu tip konular var mıdır, yok mudur? 25 Mart'a geldiğimiz zaman da Türkiye'de gündem değişecek mi veya farklı şeyler konuşuyor olacak mıyız? Gerçekten böyle bir takım şeyler var mı? Siz neler biliyorsunuz? Yani benim böyle bir kaset yayınlanacak mı, böyle bir durum var mı, aşırısı bundan malumatım olması mümkün değil. Ama yani ben yasa dışı dinleme komisyonu üyeliği yaptım. Dolayısıyla yasa dışı dinlemeleri araştırırken aslında biz yasal birçok dinlemenin yasa dışı yapıldığını son süreçte bizzat görmüş ve yaşamış olduk. Yani yasal dinleme nedir? Yasal dinleme adı altında siz bir insanı mahkeme kararıyla, mahkeme kararını verdikten sonra TİB'e bu kararı gönderip, evet, TİB'den bağlantıyı ilgili GSM şirkete kurduktan sonra artık hangisi istemişse, emniyet istihbarat, jandarma istihbarat veya MİT, orada dinlemeyi yaparsınız. Yasal dinleme budur. Ama biz yasa dışı dinlemeyi araştırırken, evet, aslında yasal dinleme kılıfı altında birçok yanlış dinlemeler yapıldığını son süreçte fazlasıyla müşahede etmiş olduk. Evet. Yani bu anlamda açıkçası mesela bizim yapmış olduğumuz o araştırmalarda TİB'in, Telekomünikasyon İletişim Kurumu Başkanlığı'nın o zamanki başkan vekili, şimdi o görevde alındı mı 17 Aralık'tan sonra, Osman Nihal Şen'in gizli ibareli göndermiş olduğu bilgiler var. Öyle mi? Ne diyor o bilgilerde? Son, yayınlandı mı bunlar? En son mesela, tabii komisyona gönderdi bunu ama ne yazık ki o dönemde dahi bize yalan söylediklerini son yapılan yayınlardan basına sonra görmüş. Basına dağıtıldı mı bunlar? Bunlar basına herhalde çıkmadı. Yani o dönemde, evet, çıkmıştır da. Yani bu çelişkiler basında yer almadı. Bunlar, evet, teker teker artık önümüzdeki zamanlarda yer alınacak. Mesela biz TİB Başkanlığı'na şöyle bir soru sormuşuz. Kolluktan ve mahkemelerden gelen dinleme karar sayıları ne kadardır? Ne özel kadardır? Yetkili mahkemelerden ve savcılıklardan ne kadar karar geliyor? Ayrıca diğer mahkemelerden ne kadar karar geliyor? Özel yetkili savcılar kaç adet dinleme kararı geldi diye soru sormuşuz. TİB Başkanlığı bize işte gizli ibareli göndermiş olduğu cevapta, evet, başkanlığımızda bu konuda istatistik bilgi bulunmamaktadır demiş. Ama en son ortaya çıkan TİB'in yapısı değiştikten sonra, oradaki başkan ve diğer paralel yapı üyeleri oradan alındıktan sonra 509.516 kişinin TİB tarafından dinlendiği ortaya çıktı. Yarım milyon insan. Yani neredeyse yarım milyon insan. Yalan söylemişler. Yine aynı şekilde mesela bu... O size gelen yazıda bilgiye, kimse olmadığı yazıyor değil mi? Mesela bu bilgiye, evet, bizim jandarma istihbarat ve MİT'ten sormuş olduğumuz sorulara miktar olarak cevap gelmişti. 5200 jandarma istihbarattı, 6000 civarında MİT dinleme yapıyoruz demişti. Ama emniyet istihbarat bize bu konuda bilgi vermemişti. Evet, 11.000, 12.000 kişi. Bunlar hepsi artık kafamıza oluşmaya başlıyor. Yine mesela çok garip, mesela bir dinleme kararı mahkeme tarafından verildi. Dinleme kararında bulunması gereken şekli unsurlar var. Bunlar ne? Soruşturma numarası veya kovuşturma, evet, numarası. Evet. Yani 2011 Taksim 702 mesela. Evet. Karar hangi suça ilişkin olduğu, tedbir kararı şüpheli ya da sanık tarafına verilip verilmediği, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği. Yani eğer benimle ilgili bir dinleme durumu söz konusu ise, Hamza Dağlı gibi bir dinleme durumu söz konusuysa, bu dinlemede benim adımı soyadımı orada yazması lazım. Evet. Ama şimdi son çıkan bilgi ve belgelerden bakıyoruz ki X kişi yazıyor. Yani benimle ilgili dinleme yapacak X kişi yazıyor. Yanımda herhangi bir şey yok. Bu TİB'e geldiği zaman TİB'in mevzuatına göre burada
buna daha dinlemeye başlamadan önce itiraz etmesi lazım. Evet, burada benim merak ettiğim ne biliyor musunuz? Yani siz, yasal olmayan garip dinlemeler. Siz dinleme komisyonu üyeliği yaptınız değil mi? Evet. Evet, ama bunlardan haberiniz olmadı. Yani çok gariptir ki devlet içerisinde farklı bir devletin varlığı ortada gözüküyor anladığım kadarıyla. İşte biz de onu kastediyoruz. Paralel yapılanma yani dediğiniz paralel bu o zaman. Derken, peki, normalde, bir de, normalde bunları sorguladığımız halde bize verilen bilgilerden evet. Bunlar doğru olmadı şimdi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sizin yani size bilgi veren kurumların yetkililerinin ahlaki olarak, etik olarak size doğru bilgi verdiği noktasında olumlu düşünmeniz lazım. Çünkü devletin tabii, geleneğinde tabii, bu var. Devlet bakın, yapısı içerisinde yani devletin öyle olmasın. Geleneğinde bu var. Doğru. Bize bilgi veren kişi normal dışarıda biri değil, başkan vekili düzeyinde insanlar. Evet, yanıltıldınız. Bize, bunlar bize böyle bir yanlış bilgi vermişse, ya bu yanlış bilgi şimdi açığa çıkıyorsa, işte tasfiye edilmesi gereken yapı budur. Tamam. Ben bir de özellikle mitinglerde yine orada çünkü takip ediyorum doğal olarak işte programlarda kim ne konuştu hangi parti lideri. Başbakan Erdoğan'ın üslubu çok sert. Yani mitinglerde inanılmaz sert bir üslup var. Bu böyle mi olması gerekir? Yani siyaset bu mudur? Yani devamlı böyle vurmak mıdır? Veya işte kendisine yüklenilen konularda sert cevaplar mı vermektir? Yani siz Başbakanınız Sayın Recep Tayyip Erdoğan üslubunu nasıl buluyorsunuz? Sert siz, bulmuyor musunuz? Siz Kılıçdaroğlu'na bir günden bir güne başbakanın hırsız, arsız, yalancı dediğini duydunuz mu? Yani tabii söylüyor. İşte hiç söylüyor. Neyi söylüyor mesela? SGK ya. Genel Müdürü diyor. Lütfen, döneminde yolsuzluk diyor insan, falan filan. Karşıdaki insan son olaylar çıkıncaya kadar yalancıdan başbakan olmaz gibi. Tabii kendisi de anlattı aslında o da. Başbakan olamadığı için. Doğal olarak yalancıdan başbakan olmaz diye kendisi anlattı ama kastettiği başka bir şeydi. Diğer taraftan şimdi affedersiniz ama baş çalan gibi bir tabir kullanıyor. Bir CHP genel başkanına böyle bir tabir yakışır mı ya? Bu nasıl bir tabirdir? Lütfen sözümü kesmeyin yani. Kesmeyeyim sözünü. Bu nasıl evet. Bir tabirdir? Evet. Şimdi başbakanın üslubu çok sert. Başbakan kime ne zaman hakaret etti? Ya bunu söyleyenler, gazetelerinde, köşelerinde bunu yazanlar zaten ötekileştiren insanlar. Yani insanları ötekileştiren insanlar. Yani bana bakış açısı ikinci sınıf insan. O bana her türlü hakaret yapabilir. O bana her türlü şeyi söyleyebilir. Ben ikinci sınıf insanım. Hiçbir şey söyleyemem diyorsun. Ama benim bir şey söyleme hakkım yok. Bakın, dünkü mitingle ilgili bir gazetenin yapmış olduğu bir habere bakın. Diyor ki gazete, İzmirliler geceden mitingin yapılacağı meydan ve çevresine hırsız geliyor, katil geliyor yazılar yazıp afişler astı. Evet. AK Partiler ise sabah yazıları sprey boyalara kapatmaya çalıştı. Ya burada İzmirli olan kim? Arkadaş İzmirli olan benim. Ben İzmirliyim ya. Ben 20 senemi İzmir'de yaşadım. 20 sene daha İzmir'de yaşayacağım. İzmir'e istila etmeye gelmedik diyorsun. Bunu yazan evet. Kişi İzmirli falan değil. Belki ki İzmirli'yi de temsil etmiyor zaten. Yani eğer oraya bu yazı yazıyorsa İzmir'i temsil etmiyor. Bunu haber yapan gazeteci de İzmirli'yi temsil etmiyor. Evet. Yani şimdi siz yani üslubun sert olması ya normaldir diyorsun. Diyeceksiniz. Evet. Üslubun sert olması normaldir. Yani üslubu sert değil diyor. Üsluptan ne var? Ya hakaret olmadıktan sonra bir insanın birine karşı bir takım sıfatlar yapmış olmasında ne var? Şimdi çarşı pazar geziyoruz biz. Esnaf geziyoruz. Ya bazısı bizim partimizde bir ilgisi yok doğal olarak. Partimize bize gönül vermiyor ama bizi karşılıyor, öpüyor. Biz de onunla muhabbet ediyoruz. Musafaha yapıyoruz, sohbet ediyoruz, çıkıyoruz. Ama başka biri başka tabir kullanıyor. Şimdi ben ona diyorum ki yani sen bana bunu söylüyorsun. Güya bana hırsız diyor. Diyorum ki sen bana şimdi hırsız dedin. Ben de sana hakaret edersen ne olur? Kavga olur. Yahu karşı tarafta kavga affedersiniz olur. Dünkü ya bir hanımefendinin hareket çekmiş. Bir kadın karşı hanımefendinin dememek de lazım da hareket çekmesini ya bir İzmirli olarak nasıl savunabiliriz biz ya? Bunu nasıl görüntü olarak verebiliriz? Bunun karşısında başbakan bununla ilgili şikayetçi oldu deyip başbakan nasıl suçlayabiliriz? Ya insaf. Sayın Başbakan şikayetçi oldu mu bayandan? Tabii ki şikayetçi oldu. Evet. Şikayetçi olması kadar normal bir şey yok. Ya yani bir bayanın bu ülkeyi yöneten bir kişiye, bir başbakana karşı ya beğenmeyebilirsiniz. Ev hanım mı, devlet memuru mu? Bilmiyorum yani ben vazifesini bilmiyorum ama o hareketi ben yakıştıramadım.
Abi bir İzmir'le bir bayan hiç yakıştıramadım. Yani o hareket yapamaması lazım. Çok çirkin bir hareket. Yani evet. Yakıştıramadım. Yapamaması artı lazım. Bunu doğru. Savunmaya çalışanlar hiç yakıştıramadım. Kesinlikle. Savunacak bir şey yok orada. Gündoğdu Meydanı'nda. Gezi Parkı olaylarına bu vakte kadar. Belki sürekli olarak birileri eylem yapıyor. Oraları bir şeyler yazıyor. Oraları kırıp döküyor. Bir takım şeyler yapıyor. Evet. AK Parti'ye gönül veren de bu şehirde 1 milyon yakın insan var. Bugüne kadar sabretti, hiçbir şey yapmadı. Ne bunlarla karşı çatışmaya girdi, ne de bunların o zamanki tahriklerine karşı farklı bir şey yaptı. O yazmış oldukları yazılara karşı da bir şey yapmadı. Ama dün 200 bin kişi orada olunca birileri buna rahatsız oldu. Evet. Niye rahatsız oluyorsun? 200 bin kişi var mıydı dün? 200 binden daha fazlaydı. Kesin istatistik mi bu? Yani daha ben fazla. 2002'den bu yana. Böyle büyük miting görmedim. Mitinglere, ya. 2002'den bu yana mitinge, AK Parti mitinglerine bizzat katılan, bazen de diğer siyasi partilerin mitinglerine de nedir durum diye giden birisiyim. Bazen 2002 sırasında o dönemlerde, yani teşkilatta görev almadan önce, evet, katılımcıydım. Evet. Gençlik Kolları Başkanı ve Başkan Yardımcısıyken bayrak dağıtandı. O kapı girişe bayrak dağıttı. Bayrak astım bir gün önce. Ve 2002'den bu yana bütün mitinglere katıldım. Ben bugüne kadarki mitinglerin en kalabalığıydı. Kalabalık sayı önemli değil ama en coşkulusuydu, en heyecanlı olandı. Evet, yani özenle hazırlanmış bir mitingdi. Yani insanlar, evet, organizasyon iyiydi. Onun ötesinde insanlar dolmuştu ve liderine, bu ülkenin liderine sahip çıkma düşüncesi ve derdiyle buna gelmişti. Evet, peki Sayın Dağ, ben tabii ki birkaç soru daha soracağım. Daha sonra bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra da sizin elinizdeki bir takım belgeleri anlatacaksınız, ortaya koyacaksınız. Fakat ben özellikle şu seçim atmosferinde bir algıdan bahsettiniz. Bir algı yayılmaya çalışılıyor diye. Algıdır veya değildir, onu siz söyleyeceksiniz. Partiniz bu seçim atmosferinde özellikle yolsuzluk ve rüşvet konusunda iddialarla çalkalanma olayı var. Ama çok ciddi bir tepki veya yargıya özellikle götürülen konulara baktığımız zaman da yolsuzluk ve rüşvet iddialarında net bir ifade göremiyoruz. Yani AK Parti'de yolsuzluk ve rüşvet şeyi var, iktidarda var şekliyle böyle bir algı veya gerçek. Ne zaman kurtulacaksınız bu algıdan? Şimdi yani bu seçime dönük yapılan... Hani biraz evvel ifade ettiniz ya, baş çalan, hırsız var vesaire ya, vesaire yani bir takım şeyler onlar, var. Onlar evet, çok gerçekten yıllar sonra belki de CHP'yi çok sıkıntıya sokacak süreçler yaşıyor CHP. Yani siz yasal olmayan bir montaj olduğu söylenen, evet, montaj olduğu da evet, açık belli olan, resmi olarak da yayınlanan bir kaseti miting meydanlarında yayınlıyorsunuz. Şimdi yani yıllar geçince, yıllar sonra daha farklı bir şey sizin başınıza geldiğinde ve size karşı biri bunu uyguladığında artık savunacak hiçbir şeyiniz kalmayacak. Bunları grup toplantısında özellikle yapıyor ki, evet, grup toplantısından sonra dışarıya çıktığında suç olmasın. Çünkü mecliste söylenen sözler, fiiller, daha sözler, özellikle daha sonra dışarıda söylenen de suç teşkil etmez. Evet. Ya dokunmaz kapsamındadır. Dolayısıyla burada yani o yapılanlar çok mantıklı şeyler, çok doğru şeyler değil. Bizim 17 Aralık ve 25 Aralık'la ilgili bütün her şeyi ortaya koyduğumuz konu belli. Evet. Ve son zaten yaşananlardan sonra bunun ne olduğu, seçime dönük bir seçim endeksi bir operasyon olduğu her şeyle ortaya çıktı. Her şeyle. Yani şimdi ben operasyonlara bakıyorum o gün itibariyle. 17 Aralık günü itibariyle. Şimdi 3 tane ayrı dosya var. 3 tane ayrı dosyanın birbiriyle fiili ve hukuki irtibatı yok. Bunları nasıl birleştirdiniz? Bir dosyada nasıl üçüyle birlikte aynı işlemi yaptınız? Bir İçeride Şehircilik Bakanlığı, bir Halkbank, bir Fatih Belediyesi. Halkbank'ın diğerleriyle hiçbir alakası yok. Sen nasıl aynı dosyada birleştirdin? Hukukçu olarak bunu soruyorum. Dava açılmadan birleştirme olarak olayı. Yani hayır. Evet. Yani soruşturma aşamasında birleşebilir. Ama arada fiili ve hukuki irtibatın olması lazım. Evet. Hiç yani yoktu diyorsun. Hiçbir alakası yok. Evet. Birbiriyle bağlantısı yok dosyaların. Şimdi 94 kişiyi almışsın. 24 tanesi tutuklanmış ilk etapta. Daha sonra şimdi 25 Aralık var devamında. 25 Aralık zaten akamet oraya süreç. Tam akameti. Ya o iyice yani bir garabet çıktı. Bir garabet. Evet. Bakın. Ya 25 Aralık'ta malla tedbir kollan iş adamları. Ya yani bir savcı bir kişinin malla tedbir koyması kadar bütün mal varlığına, bütün mallara tedbir koyuyor. Şimdi diyelim ki siz
gerçekten bir suç işlediniz. Suçtan dolayı mal edindiniz. Yani sizin tedbir olmanız gereken mal belli bir maldır. Yani sizin suçtan elde ettiğinizdir. Siz 20 tane eviniz var, 3 tane arabanız var. Bir suç işlediniz, bir tane araba aldınız o suçtan. Sizin 20 tane evinize, 3 tane mal, arabanızda tedbir konulması tüm kadar... Tüm mal varlığına şey tedbir konul diyorsunuz. Yani evet. Hukuk garabeti. Şimdi bir tane hakim çıksa, Koç'un bütün mallarına tedbir koysa ne olacak? Evet. Yani batar. Olmaz tabii. Bir ay hiçbir işlem yapamazsa, bakın bir ay hiçbir işlem yapamazsa, orası batar. Evet. Yürümez. Evet. Tedbir konulanlara bakıyorsunuz, 3. havaalanı ihalesini alan firmalar. Gezi Parkı'yla. Evet, hiç farkı yok. Yine bakıyorum, devletten bir tane ihale almayan insanlar. Tedbir kullanılır. Ya bir hukukçu olarak bunları sorguluyorum ya. Bundan daha normal bir şey yok. Evet, ya yani burada bir operasyon... Çok şeyler var. Daha çok şeyler... Yani 17 Aralık... Biraz sonra soracağım zaten. Şimdi bakın, şunu özel ifade etmek istiyorum. Bakın, çok önemli. Yani savcılar hakimleri değiştirdi. Bundan sonra tahliyeler oldu diyorlar. Bu tarzda şeyler söyleniyor. Evet, öyle söylüyor. Savcıların değişikliği var. Bunda bir beis yok. Savcılar çünkü illegal hareket ediyordu. Hukukçu bir hukuki hareket yoktu. Anlattığı gibi. Hakimlerin bir tanesi değişmedi. Evet, hakimler aynı. Tutuklama kararını veren ve tahliye kararını veren hakimdir. Ne değişti? Çünkü talimatla hareket eden hakim gitti nöbetçi olarak. O gün nöbetçi değildi. Talimatla hareket vermeyen hakim geldi. En son Ergenekon dosyalarında görmedik mi? Evet. Onu çağırıcılar ne yaptı? Evet. Onu çağırıcılar mahkemesi resmen normalde görevi sona ermiş olmasına rağmen kanunen tuttu. Siz hala bütün, karar verdi. Bütün evet. Bütün şeyler tahliye talebinde bulundu. Yasa değişmesine rağmen değil mi? Bakın, karar verdi. Ne kadar ortaya koyuyorum. Evet. Yani net bir şekilde yasa değişti. Ne diyor onun çağrısıza? Meclis diyor beni kapatamaz diyor. Ya yani meclis seni görevden bile alır. Meclis her şey yapar. Meclis idama bile götürür. Meclis evet. Bütün anayasa değişikliğini yapar. Meclis 3 erkin içinde üstün olması gereken meclistir. Evet, tabii bunları tartışacağız. Soracağım da çok sorular var ama kısa bir reklam arası vereceğiz. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arası ve reklamlardan sonra özellikle AK Parti İzmir Milletvekili Avukat Hamza Dağ'ın elimde belgeler, bilgiler var dediği konuları ben de merak ediyorum. Birlikte reklamlardan sonra takip edeceğiz. İzmir'e yapılacakları İzmirli'ye soracak. Sözü söz. İzmir Türkiye'ye lazım. 11 yıldır Türkiye'nin en büyük projelerinde onun imzası var. İzmir'e Binali Yıldırım lazım. İzmir'e Binali Yıldırım lazım. Bak. O ne? Bir akıllı cep telefonunun tüm özelliklerini taşıyan ev telefonu. Ay çok güzelmiş. Evet, istediğiniz tüm telefon numaralarını bu telefonun hafızasına aktarıyoruz ve istediğiniz kişiyi bir tıkla arıyoruz. Bak, oyun bile oynayabiliyorsun. Aferin sana. Türk Telekom ofis veya bayilerine gelen herkes bu güzel telefonun sahibi olacak. Hem de ayda sadece...